Ve beklenenden de önce, tahminlerden de önce Afganistan'a geldi, oturdu. İnanılmaz şeyler yaşandı. Düşünün, Taliban gibi aslında vahşetle, dehşetle adı anılan bir örgütün bir ülkede kontrolü, sistemi ele geçirmesi ne demek? Hayal etmesi bile çok zor. Ama Timur Soykan'ın 1. bölümde söylediği gibi, sırf Sovyetler Birliği'ni ekarte edebilmek adına Amerika'nın adım adım hazırladığı, Taliban zaten ABD formülüdür, ABD yetiştirmesidir. Gelinen nokta bu. Ne yazık ki hani olmaz olmaz dememeli, oluyor. Sonunda Amerika hop ellerini yıkayıp çıkıyor. Geride öyle bir ülke kalmış, insanlar kalmış. Ne umurunda, öyle değil mi? Hatta bu konuda yani evet, Trump faşisttir, Trump cinsiyetçidir, Trump ayrımcıdır. Ama şöyle bir dürüstlüğü vardı Trump'ın. Örneğin Suriye'de dedi ki çekileceğiz dedi. Sadece dedi petrol bölgelerini alacağız, petrol bölgelerini kontrol edeceğiz dedi. Bu en dürüst hali Amerika'nın. Çünkü Amerika'nın derdi her zaman o ülkenin kaynaklarını tüketmek veya işte o jeopolitik iklimde kendi hamlelerini yapmak. Başka bir amacı yoktur yani. Oraya demokrasi götürmek, oraya insan hakları götürmek. Yani böyle bir derdi yok Amerika'nın. Yıllarca bunu kanıtladı ve dünyanın en büyük katliamlarını yapan ülkelerden biri sonuçta. Ama şurada tabii şöyle vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bütün bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir süreç başladı artık. Şimdi Türkiye bile bunun örneğini yaşıyor. İşte İran üzerinden Türkiye'ye her gün binlerce Afgan sığınmacı geliyor. Şimdi o uçaklar dediğim gibi nereye indi bunları bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sınırdaki ülkeler almıyor. Rusya bu konuda ne adımlar atacak onu bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. 40 yıldır savaş olan bir ülkeydi Afganistan. Ve bu hep Sovyetler de dahil emperyalist planlarla 40 yıldır savaşın sürdüğü ve artık yorgun, çok yorgun düşmüş bir ülkeydi. Ben Ayşenur abla izin olursa çok kısa bütün dünyayı da ilgilendirecek başka ki, bir benim de ilgi alanım olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Afganistan aynı zamanda dünyanın en büyük uyuşturucu üretim merkezi ve bu Taliban tarafından serbest bırakılıyor. Yani Taliban savaşı finanse etmek için bütün Afganistan'daki bu haşhaş tarlalarına yani eroin üretimine yol veren bir örgüt. Yani bunlar şeriatla yönetimden bahsediyorlar ama bütün dünyayı zehirlemek konusunda hatta Afganistan'da da uyuşturucu madde bağımlılığı çok büyük bir problem. İnsanlar ölüyor. Şimdi bütün Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçtiği bir yerde hem eroin üretimi hem met üretimi çok büyük oranda artacak. Bunu tahmin etmek zor değil. Bir de artık havalimanları falan da Taliban'ın kontrolünde olacak. Yani oradan dünyaya nasıl bir sevkiyat yapılabileceğini... Taliban'a bile yardımların kesilmesi de söz konusu olacak. Yani Afganistan'a daha önce Amerika ve Almanya'nın yardım vaatleri var ama Taliban olunca bu yardımları göndermeyeceklerini söylüyorlar. Yani dünyayı da bir zehir ticareti anlamında da çok tehlikeli bir dönem beklediğini öngörmek gerekiyor. Bu özellikle bizi çok ilgilendiren bir konu, söylediğin çok doğru. Hiç üzerine konuşmadığımız bir konu. Çünkü... uyuşturucu rotasında Türkiye'de evet, en önemli durak Türkiye. Yani o çok önemli. Ama tabii hani bunu konuşacak belki önümüzdeki şey olacak. Şimdi yangın var oralarda. Daha, evet, yani şimdi bakın Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfasında sınırda kaçakçılık ağı, Afganistan'dan gelen en son göçmenler için bizzat Erdoğan'ın kabul ettiği göçmenler için bir ağ kuruluyor, duvarlar yükseliyor vesaire. Bu arada alttaki başlıkta askeri çekin. Şimdi askeri çekin diyen muhalefet, başta CHP olmak üzere muhalefet, Türkiye'deki muhalefetten elbette söz ediyoruz ve elbette Erdoğan'ın göndermeye hazırlandığı Türk askerinin çekilmesinden söz ediyoruz. Diyor ki muhalefet, başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yerden Türk askeri ve polisinin çekilmesini istiyoruz. Yani ne artık herkes kaçıyor. Sizin orada ne işiniz olacak? Şimdi şu çok net. Amerika ya bu kadarını hesap edemedi. 3 ay gibi çok kritik, hayati önemli bir süreyi heba etti. Ya da biliyordu, sakladı. Şimdi aynı şey Türkiye'deki yönetim için de geçerli, iktidar için de. Ya göremediler, öngörüsüz davrandılar ya da biliyorlardı, söylemediler. Hani Türk askeri gitsin mi gelsin mi, başta şey olmak üzere yandaş medya. Az mı konuşuldu canım? Biz kendiliğimizden mi konuştuk bunları? Erdoğan söyledi, onlar yazdı, çizdi vesaire. Ya öngörüsüzler ya da doğruyu söylemediler. Yani böyle bir öngörüsüzlük tahmin etmiyorum Amerika açısından. Ben kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Yani bu süreci bir an önce bitsin. Zaten bu olacağı da ortada. Biz Asya'nın ortasına, Rusya'nın güneyine bu bombayı bırakıp burayı terk edelim. Artık buraya da para harcamayalım. Zaten hedefimize de belirli ölçüde ulaştık diyerek çekiliyorlar. Çünkü aksi halde şöyle bir açıklama yapmazlardı. Yani bir hafta ile bir ay içerisinde Kabil düşecek diye bir açıklamanın uluslararası ajanslara servis edilmesi bu niyeti taşıdığı çok çok açık. Yani bu açıklamayı yaptığınız zaman bileceksiniz ki bir kaçış, yani ordunun bir çözülüşü, işte Afganistan'daki yerel güçlerin, Taliban'a karşı savaşan güçlerin bir çözülüşü olacak. Bunu öngörmemek gibi bir ihtimal yok. Hatta işte Afganistan Cumhurbaşkanı'nın da ülkeden kaçması da bunun çok bariz bir işareti. Yani o orayı artık terk etmenin formülü olarak bunu öngörüyorlar. Ama şunu, şimdi bizim en temel sorumuz şu, bütün dünyanın en temel soru şu, dev Suriye gibi yine çok büyük bir mülteci akını, yani bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacak dünya. Bununla ilgili ne pazarlıklar yapıldı ve hangi adımlar atılacak? Pakistan alacak mı göçmen? Tacikistan, Özbekistan, onlar almıyorlar örneğin. Taliban da bırakıyor, bazı sınırları açıyor. İran'da şöyle bir karar almış, sınırda kamp kuruyormuş. Kamp kuruyor ama onlar bir yandan da Türkiye'ye akın akın getiriyorlar. Yani böyle bir anlaşma var mı? Kamp kurulabilir, çünkü engellenebileceğini düşünmüyorum ben. Ben o göçün normal bir göç olduğunu düşünmüyorum Ayşenur abla. Yani öyle bir göç yok. Yani bakın, 1000 kişi bir günde giriyorsa oraya ordu da girer. Yani silahlı bir ordu da girer. Yani sınırı böyle korumamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani 1000 kişinin gelişini görmemek, buna karşı önlem almamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Bugün gazetelerde Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Ya açıklamayı okuduğunuz zaman, yani Hürriyet'i de götürmüşler, Sabah'ı da götürmüşler. Yani 4 aşamalı sınır güvenliğinden bahsediyor. Duvarlar, termal kamera şeyler, dürbünler, alarm sistemleri, hendekler. Yani arkada 4. kademede yine ayrı koruma bölgeleri. Ya o zaman böyle bir önlem varsa sınırda, bu insanlar, binlerce kişi nasıl geçebiliyor sorusunun yanıtı tamamen havada kalıyor. Yani bu o zaman şu anlama geliyor. Evet, biz bunları alıyoruz. Yani biliyorsun, Kılıçdaroğlu zaten dedi ki 1 milyon Afgan'ı almak için Biden'la el sıkıştı Erdoğan dedi. O zaman böyle bilmediğimiz bir anlaşma mı var sorusu çok büyük bir soru oluyor. Çünkü gerçekten hani sınırda gördük daha önce nasıl olduğunu, Suriye'den nasıl göç dalgalarının başladığını. Ve şöyle de bir gerçek var. Türkiye Afganistan'la sınır değil. Yani normalde göç dalgalarında sınırınızdaki bir ülkedir ve uluslararası anlaşmalar boyutunda, yani çerçevesinde siz sınırdan kaçacak başka yeri olmadığı için o insanları siz almak zorundasınızdır.